Merhabalar, ben Altar Teknoloji'den Yıldıray Kandemir. En son parçamız üzerinde drill operasyonunu gerçekleştirmiştik. Şimdi bu operasyonlardan sonra size diğer iki komutu anlatacağım. Genelde dairesel parçalar üzerinde kullanacağımız Circular ve Bore komutu 2,5 eksenler için. İki programındaki opsiyon ince bayrıntısı var. Onun üzerinden detaylandırarak gideceğiz. Şimdi en son olarak bildiğiniz üzere şu iki operasyonda delik ve puntolama operasyonu yapmıştık. Ve buradaki daire çaplarını klavyeden M'ye bastığımız zaman 16 mm olduğunu görmüştük. Yani 8'lik bir takım kullanırsak aslında zaten ortasında 5'lik bir delik olduğu için rahatlıkla buradaki kısmı boşaltabiliriz bununla ilgili. Şimdi ilk öncelikli olarak isterseniz Circular komutunu görelim. Sonra bir de Bore komutunu görürüz konuyla ilgili olarak. Şimdi Circular komutu genelde dairesel parçalarda kullanılan, işte havuz ya da erkek atıcılar için kullanılan bir komut ama sürekli dairesel geometride bir giriş seçeneği sunuyor. Tıkladığım komuta yine 8'lik düz takımım kullanıcı olalım. Düz takım üzerine gidelim. Benden Circular Face Selection soruyor. Seçelim iki tane dairemizin yüzeyini. Şöyle bir güzel özelliği var bu iki komutun. Seçtiğim dairenin başlangıç ve bitiş noktalarını program otomatik olarak algılıyor. Şimdi burada ne demek istediğimi şuradan daha iyi anlatırsam. Hold Up ve Hold Bottom olarak dairenin üst ve alt noktasını otomatik olarak kendi algıladı. Artık benim burada tekrar bir selection diyerek belirtmeme gerek yok. Kendi otomatik algıladığı için problem olmuyor. Bu kısmı direkt geçiyorum. Passes kısmına geçiyorum. Buradaki kısmın Climb olarak hareket etmesini sağlıyorum. Ve buradaki aşağı doğru iniş kısmını da 10'da 3 olarak tanımladım. Benim yaptığım operasyon eğer kaba olacaksa buradaki duvarda kalacak pasoyu belirtebiliyorum buradan. Stop to leave kısmında duvarda onda bir pay kalabilir diyorum. Ama şu an için benim için bu finish operasyonu olsun. Ve duvarda pay kısmını kapattım. Paso kısmında burada çok fazla başka bir şey değinmeme gerek yok. Multi passes kısmında içeri doğru tekrar bir operasyon oluşturmak istiyorsam takım yolu kaba gibi davrandıracaksam bunu açabilirim bu kısmı. Ya da repeat passes sekmesini açıp tekrardan duvardan bir kere daha bir finish operasyon için bir 0-0 geçmesini de sağlayabilirim. Onun için de burayı açmam gerekecek. Bu kısmı belirledikten sonra çok daha başka bir opsiyona değinmeme gerek yok. Bir de burada dikkat etmeniz gereken var. Lead to center dairenin delik merkezinden başla parçaya radyüsüne yaklaşmaya. Bunu da seçtikten sonra dikkat ederseniz şurada bir operasyon seçili ve seçili olmayacak şekilde. Bakın şu an seçili ve merkezden başlatıyor ama seçili olmadığı zaman kenardan başlatıyor. Ben genelde Lead to Center seçeneğini seçiyorum ve okey diyorum. Evet, bu şekilde operasyonumu oluşturdu. Şimdi bir bakalım simülate diye nasıl bir algı oluşturmuş. Buradan adım adım step step gidelim. Şuradaki standarda çekelim. Çok hızlı bir şekilde gitmesin. Play'e bastım. Sürekli bir giriş çıkış yapıyor bununla ilgili. -1.2 şu kadar çıktı. Çok istenilen bir operasyon değil. Talaş boşaltmalı bu şekilde giriş çıkış yapması. Biz bu operasyon içerisinde genelde bu kullanıldığı yerler oluyor. Örneğin takıma çok fazla yüklenmemesi açısından seçim kriteri oluyor bunun kullanıldığı yer olarak. Ama biz genelde bu tip durumlarda Bore komutunu kullanıyoruz. Bore komutu bunun için daha sabit ve stabil olarak hareket ediyor. Bunun için şunu şimdi seçeceğim. Bu operatörüm dursun. Aradaki farkı rahat görmek adına. Bore komutuna giriyorum. Takım yine 8'lik. Yine iki tane benden duvar seçmek söylüyor. Seçtim. Yine bunu da aynı şekilde deliğin başlangıç ve bitiş noktasını kendi otomatik olarak algılıyor program. Paso kısmına geliyorum. Aşağı adım soruyor benden. Buradaki pitch kısmına 0.10'da 5 giriyor. Ve son bir kere duvardan geçmesini istiyor muyum? Ya da bir finish olarak bir paso belirlememi istiyor muyum? Onu program belirtiyor benden. Finish passes açarsam duvara 0.10'da ve 8 milimetrelik pay bırakır ve sonra bunun için bir kere tabanda dolaştırır takımı duvar için. Gerek yok. Direkt bir kere indireceğim. Ya da bu aynı operasyonu bir kere daha tekrarlayayım mı? Repeat passes. Bu helisel inişi. Gerek yok. Bir kere de bitirsin. Yine bunda da aynı seçenek stop to leave, duvarda pay bırakmamı istiyor muyum? Ve bu kısımdan sonra linking'e geliyorum. Yine bakın bunda da lead to center takımı merkezinden başlat seçeneği
aktif bir şekilde işaretledikten sonra şu an merkezden başlayacak ve yay şeklinde yaklaşacak parçaya. Okey diyorum. Şimdi bir de bunu görelim. Simulate. Bakın bu daha mantıklı bir işleme stratejisi sağlıyor. Hatta drill operasyonuyla beraber görelim bunu. Şu operasyonla beraber görelim. Simulate dedik. Delik operasyonumuzu deldi. Evet. Sürekli aşağı inme operasyonu gerçekleştiriyor. Nereye kadar? Tamamen bizim belirttiğimiz havuzun alt kısmına kadar. Evet, bu kısmı da bitirmiş olduk. Bu eğitim videomuzda da hem circular hem de bore komutunu görmüş olduk. İkisi arasındaki farkı da tanımlamış olduk. Benim genelde tercihim bu tip durumlarda bore komutu oluyor. Hem daha stabil bir şekilde hem de hız bakımından daha net sonuç veriyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.